Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Fiyatlı Köfte serimizin 45. bölümüne hoş geldiniz. Evet, şu an madendeyim ve bir an FPS'im mi düştü benim? Yok, hayır, tamam. Size şu anki maden maceramdan sonundan kayıda başladım çünkü geçen bölümlerde verdiğim bir yanlış bilgiyi düzeltmek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet de bu şekilde düşüyorlar. Kuartzlar ve bu şekilde düşürmek daha avantajlı. Bu sayede bu iki bölüm arasında bayağı bildiğiniz 5-6 saat falan bu şekilde maden yaptım. Ha, maden kazdım. Ayrıca ah. Şuradaki chestlerden bir tanesinde şunu bulmuştum. Neyse, şimdi eve dönelim. Evet, öncelikle size neden bunun daha avantajlı olduğunu göstereyim. Kuartzları bu şekilde atarsanız eğer 10 tane kuartz kristal kuartz dust elde ediyorsunuz bir tane kuartzdan ve siz kendinize gelmediniz, değil mi? Hayır, gelmediniz. Hah, geldiler. Peki şimdi diyeceksiniz. Köfte, o zaman bunun ne esprisi var diye. Darsu, nasıl tarif edeyim? Tamam, kuartz dastları elde ettin de kuartz kristal daha çok lazım. Onları ne yapacaksın? Diyecekler olacak. Çok basit bir açıklama yapacağım. Hatta onu direkt şuradan göstereyim. Bu arada bayağı bir madencilik yapmıştım bu iki bölüm arası. Hani bir 7 saat falan ediyor toplam. Şunun kullanımlarına bakalım. Gördüğünüz gibi Pulverizer ya da Macerator'da 4 tane Quartz Dust'a çevirebiliyoruz. Quartz Dust'ın kullanımlarına bakalım. Kompresörde Quartz Kristal'e çevirebiliyoruz. İşte bu yüzden çok daha avantajlı. Ben şu Grinder'a bırakacaklarımı bırakayım. Şöyle. Evet, o esnada başka. Ah, jetpack'i kapadık tabii ki de. Jetpack kullanmakta ustalaşmalıyım. Seni bırakalım şuraya. Sizi şuraya bırakacağım. Şunları bir yere bir şekilde işlerim. Sen şuraya. Müzik disklerimiz şuraya. Bunlar şöyle gitsin şuraya. Sesim biraz kötü, konuşmakta zorlanıyorum. Çünkü biraz boğazlarım şişik durumda şu an. Ama yine de kanalı sürekli aktif tutmak istiyorum. O kadar da önemli değil, konuşabiliyorum gene. De ara ara sessiz kalırsam şaşırmayın. Evet, Macerator'ımıza bakıyoruz. Gayet güzel işliyor. Bir yandan da kompresörümüze koyalım şunları. Kompresörümüze koyalım. Heh. Bu sayede bayağı güzel bir kuartz stoğu elde ediyoruz. Şu diğer kuartzları da koyalım şuraya. Ha, bir de gene bir Fateful Texture Pack'i kullanayım dedim. Bu sefer o kadar rahatsız etmiyor. Bu bölüm kullanacağım Fateful'u. Ama sadece bu bölüm. Eğer beğenirseniz, çok fazla beğenilirse hani kalacak. Ayrıca bunlardan yaptığım Storage Cluster. Bunlar bu şekilde yapılıyor. Bu Assembly Table'da bu şekilde yapılıyor. Bunlar bu şekilde yapılıyor. Bunlar bu şekilde. Bunun nasıl yapıldığını zaten göstermiştim. Bunlarsa bu şekilde yapılıyor. Yani böyle bayağı quartz ve quartz redstone ve glowstone'umu bayağı sömüren bir süreç geçti. Ama olsun, değdi. Çünkü bunlarla
neler yapıldığına gelecek olursak eğer. Evet, 64K storage unit. Bunun eklediği en büyük depolama birimi. Cidden inanılmaz büyük. Şöyle diyeyim, bunlardan bir tanesi zaten şu en ufak storage unit. Wiki'den baktım. Şu diamond chestlerden o bayağı dolmuş. Şunların da bir kısmını bloğa çevirelim. Şunlar da direkt tas olarak dursun bir kenarda. Size atalım, size atalım. Tamam. Gerçi yakında o kadar önemli olmayacak buranın dolu olması ama. Evet. Ne diyordum en son? Şu lan. Şu en ufak ünite bile şu Diamond chestlerimizle benzer bir alana sahipken artık onun 64 kat daha büyüğünün neler depolayabildiğini siz düşünün. Huhu. Ki sanırsam bence özel bir depolama nasıl tarif edeceğim bilemedim şimdi. Yani kodlamamıza gerek yok bence. Çünkü zaten burada bir tipine göre sıralama özelliği ve arama özelliği mevcut. Evet bence de yok sanırsam. Zaten pre-formatted yapabiliyorsunuz ancak gerek yok o kadar. Yine belki cobblestone için falan yapabilirim. Evet, şunları şöyle koyalım. Şunları biraz sıkıştırıp geliyorum. Evet, hepsini bu şekilde bloğa çevirdim. Daha doğrusu bir kısmını. Bayağı bir yer kazandık. Şimdi gayet işimizi görür ve portalı kapayım ben. Yandan şu aşağıya bakalım. Buranın o kadar önemi yok. O UU meterlarımız. Bu arada UU meter üretimimiz artık çok daha hızlı çünkü birazdan göstereceğim bir şey. Gerçi o yaptığım şeyi bitirdiğimde şurada iki stack kalmıştı. Artık 2'den bayağı bir fazla o. Görüldüğü üzere. Bunların hepsini hybrid solar panel'a çevirdim. Evet, şimdi ne yapalım? Ne yapacağız? Onu düşünelim. Aa, doğru. Çok basit bir şey yapacağız. Buna çevireceğiz. Redstone, glass ve iron ingot. Redstone. Iron. Bu arada bana sınırsız maden gibi sistemler yap diyenler için sizce ihtiyacım var mı? Şimdi bunları alalım. Şunları koyalım. Zaten burada iron'ımız varmış bolca. Redstone'umuz da varmış. İki tane storage unit'imiz hazır. Gördüğünüz gibi artık bunlar buraya depolandı. Ne yapacağım? Kendime bolca iron alayım. Ve şuraya koyayım. Ve gördüğünüz gibi hepsi bunda depolandı. Buradaki temel olay şu. Bu dolmadan buna geçmeyecek. Yani bir çeşit sıralamaları var. Timlerimizi alalım. Yani tüm depolamamız aslında buna dönüşecek.
Kapırlarımızı alalım. Bakalım bu şekilde bırakabiliyor muyum? Hayır. Bu arada öncelikle başka bir tip item yaratmak için belli bir byte kullanıyor. Ondan sonra o belli byte'ın üstündekiler tamamen o item'ın depolanması üzerinde depolandığı diyor. Ama onu kodlamak için belli bir byte oranı kullanıyor. LED'lerimizi alalım, silver'larımızı alalım. Ve bunları da yakında açacağız. Şimdi hala eski depolama birimimiz kullanıldığı için hala genelde eski depolama birimimize gidiyor fakat çok yakında bu yeni depolama birimimize geçeceğimiz için o kadar sorun olmayacak. Fakat cobblestone'u nasıl sınırlayacağım onu henüz bulamadım. Belki cobblestone için özel ayarlanmış bir şunlardan atayabiliriz. Yani kolay da olacağını sanmıyorum. Bunun dışında size şu item'ın ne işe yaradığını göstermiştim ancak bir tekrar göstereceğim. Hatta o upgrade'i bulabilirsem, ne olduğunu hatırlayabilirsem daha doğrusu sen değildin. Adım. Tabii illa bu şekilde veriyor. Bu ufak bir eksi noktası ama olsun. Sayısı atıklarsanız gidiyor. Bir de şuraya bakalım. Umudu benim bir ara bayağı sağlam incelemem lazım. Gene wiki'yi bayağı bir kurcaladım da yeteri kadar kurcaladığımı düşünmüyorum. Aa, kendi özel wrench'i de var bu arada. Onu da hatırlatayım. Bakalım başka nelerimiz var. Wireless Access Terminal diye özel bir item var. Bunun ne olduğuna zamanı geldiğinde değineceğim. Adından da zaten az buçuk ne olduğu anlaşılıyor. Şimdi ben şu gereken şeyleri buraya taşımaya başlayayım. Bu arada bunda ne kadar byte'ımız dolmuş? Bayağı bir byte'ımız dolmuş ancak gene de bu arada bu bir tanesi sadece 63 farklı tip item depolayabiliyor. Neyse şunları alalım. Şunu atalım. Ve bunları storage. Gördüğünüz gibi şu anki depolama sistemimiz bazen bir şeyleri tam randımanlı çalıştıramayabiliyor. Gördüğünüz gibi şunlar dolabiliyor. İstediğim zaman bunlara giremem ama neyse. Ben şunları taşıma işlemini yapıp geliyorum hemen. Ve hepsini aktardım. Ha, goldlarımız en azıymış. Bu arada burada sayısına göre diziyor. Burada şurada ne oradaki önceliğine göre. Burada adına göre listeliyor. Burada sayısına göre. Şurası değiştirebiliyor. Yani daha az olan daha önde, daha çok olan gibi. Ve şurada sadece listeli depolanan itemler. Burada craft edilebilir itemler. Onun ne olduğunu zaten ileride değineceğim. Şunu kitleyen olayın ne olduğunu öğrendim. Aslında kitleyen değil de belli bir item almamızı sağlayan. Hatta bir tane yapacağım. Tabii öncelikle bize bir de wrench lazım. Ve neydin sen? Bunun için bir adet bundan lazım. Önceki bölüm
O iki bölüm arası ben bayağı bir koymuştum buraya. Bir kısmını kullandım ama. Dur. Neydin? Quartz, Redstone, Iron. Bir tane daha kuartsa ihtiyacım olacak. Evet. Eğer buna bu şekilde, pardon, Shift'le tıklayıp sağ tıklarsak eğer bunu görüyoruz. Ve diyelim ne istiyoruz? Ah. Iron göstermesini istiyoruz. Ve buna Wrench'le Shift click yapıyoruz. Bunu lockladık. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde sanki barrel'dan item alır gibi alıyoruz. Fakat geri koyamıyoruz. Olsun. Shift'e basılı tutarak alırsak eğer bir şey oluyor mu? Yok, hayır. Gene her türlü bir stack veriyor ama olsun. Bunlar da bu şekilde bir şey. Ve sandığımdan daha az sunucu yeri kaplayacak. Hatta bu iki sunucu bile yetebilir. Wow! Bunu hiç hesaba katmamıştım. Neyse. O zaman biz ne yapalım bu bölüm? Başka? Ben bolca silikon daha yapacağım. Bunun dışında bir stack gold alayım. Redstone alayım. Bunları da taşıyabilirim yakında. Özellikle çok kullanacağımız için bunu çok bayağı bir yapıyorum. Bunun için de Diamond olanından da bayağı bir yapacağım. Ama Diamond'ımız zaten o kadar fazla değil. Bir 20 tane yapıyorum. Bunun için bir sayısı o kadar önemli değil. Ayrıca yaptığım birkaç upgrade'den de bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bunu 10 şey 15 taneye çıkarttım. Ayrıca şu üstteki 4 tanesi Hobby Steam Engine'di. Onları da Industrial Steam Engine'e yükselttim. Böyle ufak upgrade'lerim oldu. Bir tanesinden zaten bahsetmiştim. Ve bu depolama sistemimiz bittiğinde gene daha fantastik bir iş. Şey yapacağım. Core'mizin yerini alacak bir şey olacak bu sefer. Core'mizin yerine ne alacak? İşi bilenler zaten ne yapmayı planladığımı az buçuk anlamıştır. Bir frame core'i. Evet, bunu yapacağım. O iki bölüm arı. Daha doğrusu bu bittiğinde. Hasta olunca konuşmak da zorlaşıyormuş. Neyse, bugün maksimum 2 bölüm falan çekerim zaten. Pazartesinin de boş olduğunu hesaba katarsak. Bu arada umarım sınavınız iyi geçmiştir. Sınava giren arkadaşlar için. Hani şu an sınavdan çıkmış olmanız lazım bu videoyu izlediğiniz esnada. Tabii ben bu videoyu çekerken siz sınava bile girmediniz daha. Ama olsun. Bu video cumartesi çekiliyor. Bundan sonraki videoda. Ben bildiğin her şeyi şu an buraya taşıyorum. Bunları şimdi taşımama gerek yok. Kolların bir kısmını taşıyayım en azından. Çünkü kol stoğumuz bayağı bir artmış. Ve ben gene boşu boşuna süremini öldürüyorum. Evet, bir kısmını da buraya koyduktan sonra ve gördüğünüz gibi burada hayvan gibi bir depomuz var. Bunlar hatırlarsanız zaten blok halleriyle yani 9 katına
katlayın onu. Şu 3 sütunu doldurabiliyorlardı orlarım. Ki 9'a çarptığınız takdirde ne kadar alan kaplıyor neyse avukatın. Şu chest'in tamamı. Şu chest'in tamamı. Şurada nikeller. Buradan da quartz'lar. Buradan da quartz'lar tabii. Bunlarla birlikte... Ya bunların hepsi şu an burada. Ve... Daha çeyreğine bile gelmedik. Şimdi neden bu storage sistemine geçtiğimi anlamışsınızdır herhalde. Dip olmasın. Şimdi başka ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Onu düşünüyorum. Tabii şu marble'lar sıkıntı yaratıyordu bayağı bir. Clay'lerimizi alalım en azından bir. Biraz da obsidian'ımızı. Bu ikisi değerli hani. Obsidian'lar gelin. Flint'ler siz de gelin. Tabii daha sonra daha güzel bir taşıma yolu yapacağız. Aslında düşündüm de. Sizi istemiyorum. İlla bu olay olacak. Neyse ben isme göre sıralarım. Obsidian'larımız bitti. Tamam. Ve seni alıyorum. Obsidian'larımı buraya koyuyorum ben. Ve bazı biraz... Daha önemlileri taşıma amacıyla düşünebilirsiniz bunu. Öyle. Ayrıca tüm bu itemları taşımak için çok daha kolay bir yol. Bunların hepsini almak için direkt şunu alıyorum. Ve hepsi elimde demektir bu. Applied Energy Sticks öyle güzel bir mod. Neyse bu düzenlemeyi daha sonra yaparım. Ve şimdi o storage ünitlerden birkaç ünitelerinden birkaç tane daha yapacağım. Şimdilik sana gerek yok. Sen daha sonra yapıl. Tabii. Quartz'larımızı alalım. Quartz'larımız. İkisi de kalalım şöyle. Misler gibi. Redstone. Redstone'dan da bolca lazım olacak. Shift click olayı bunda da çalışıyor. Şimdi bir tanesi için kaç tane lazımdı? 3, 9, 27... 9 şu diyor. Bundan 9 tane. Ah neyse. Şöyle yapabildiğim kadar yapayım ben. Bakalım 27 ile kaç tane çıkıyor. Matematiğim cidden pek iyi değildir. Şöyle koyalım. İçerisine redstone. Şu tepeye şundan ve içeri glass. Tabii o arkadaştan biraz daha lazım. O arkadaşı unuttuk. 5, 6 ediyor. Bakayım şurada hiç bırakmış mıyım? Hayır. Hayır. Hayır.
Neyse. Aslında da o Core'imizin ne kadar verimli çalıştığının ufak bir kanıtı. Yani biz burada onların hepsini taşımışken bile bayağı bir şey getirdi bize. Ve son bir tane daha ihtiyaç var. Of. Ayrıca şu sisteme de pek ihtiyacımız kalmayacak artık. Şunu da modifiye edeceğiz. Cobblestone'u belli bir sayıyı geçtikten sonra göndermenin yolunu bulmam lazım. Onu araştırırım. Eğer bilen varsa bana söyleyebilir. Yoksa da yoktur. Ha, iridium bulmuş. Ay, bu arada Fateful'a geçmemin ufak bir sebebinden daha bahsetmeliyim. İridium orlar. Eğer bakarsanız şurada iridium or olduğunu görüyorsunuz ve bu iridium or Fateful Texture Pack'te çok daha net bir biçimde gözüküyor. Ve kullanımlarına bakarsak eğer bunu direkt Silk Touch'la almanız çok daha mantıklı bir şey. Grinder'a sokarsanız eğer Iridium Ore ve 2 de Dead Tiny Pile of Platinum Dust ve eğer Mercury Cell'le yaparsanız direkt Platinum'u kendisini alırsınız. Bu şekilde yani Silk Touch'la almanız çok daha mantıklı. O aradaki 7 saatlik falan madenciliğim esnasında 2 tane bulmuştum. Bulması pek kolay olmuyor ve sana tıklamayacaktım. Ayrıca şu sorunun da çözümü. Buna sattıklarsanız gördüğünüz gibi ah yanlış şey yaptım. Bu yapmamam gereken bir şeydi. Zaten neyi bahsedeceğimi bile hatırlayamadım şimdi. Evet, bugün benim kafa bayağı gidiyor. Siz bana o kadar aldırmayın. Evet, 9 tane. Buradan itibaren glowstone kullanıyoruz. Ve şunları yine aynı şekilde bunu. Eğer şunu bakarsak tekrar Redstone, Iron ve Glass. Bunlardan bir tane daha yaptık. Bunların sayısının önemi aslında depolayabildiğimiz item sayısını değiştiriyor ve benim şuna sağ tıklamayı bırakmam lazım. Cidden. Cidden sağ tıklamayı bırakmam lazım buna. Evet, sanırsam bu bölümü ben burada bitirebilirim. Biraz boş bir bölüm oldu. Ama yapılacak bazı işlerden bahsettim. Bir de birkaç bir şey gösterdim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler, iyi eğlenceler.